Adem Bulut İnşaat'ın sunduğu akşam sporu başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yaz ekranına yepyeni bir formatla çıktık. Bugünden itibaren spor haberleri ana haberden önce yer alacak. Program ve haberle birlikte akşam sporu formatında bir program geçirdik. Biliyorsunuz sizden çok tepki gelmiş. İşte saat 21'de spor haberlerini izlemiyoruz. Bizim dizimiz var, programımız var. Diğer izlediğimiz yerler var. Lütfen biraz geri çekin denmişti. Ben de yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Derbent'e ilettim. Kendisi de çok iyi olur, uygun olur dedi. Sağ olsun kendisi de onay verdi ve bundan sonra spor haberlerini program şeklinde ekrana getireceğiz. Ne olacak? Bir tane farklı program konuğumuz olacak. Bu programın içerisinde güncel konu ve konuklarla işte bu programı yapacağız. Ondan sonra haberlerimizi de bu programın arasına yedireceğiz. Konya Spor'dan her türlü haberiniz olmaya devam edecek. Yine canlı bağlantılarımız olacak. Skype olur. Tesislerden bağlantılar olur, telefon bağlantılar olur. Geniş bir program yapacağız. İlerleyen dönemlerde de zaten izledikçe görürsünüz değerli izleyenler. Bugünkü program konuğum Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Yöneticilik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakan Salim Çağlayan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İlk programımıza şeref verdiniz. Hoş bulduk Veli Bey. Ben de yeni yayın döneminizde başarılar diliyorum. Epeydir spordan hem taraftar olarak hem de sizler yayıncı olarak bizler de izleyici olarak uzak kalmıştık. Yeni süreç, yeni dönem inşallah hayırlara vesile olsun. Bu süreçten de bir an evvel zaten sonlanmak üzere inşallah tamamen sıfırlanmayı ülkemizin de bu içinde bulunduğu veya yaşamış olduğu sıkıntıdan da bir an evvel tamamen kurtulmayı yüce yaradan nasip etsin. Önceden sürekli program yapardık hocam. Açılış konuşmasını falan artık otomatiğe bağlardık. Hızlı bir şekilde, ezberlemiş bir şekilde yapar şey yapardık. Şimdi 2-3 aydır doğru düzgün program yapmayınca ister istemez cümle kurarken bile artık teklemeye başlıyoruz, zorluyoruz. Zamanla açılacak işte. İnşallah bu futbolculara etki etmez hocam. İnşallah. İsterseniz konuyu oraya bağlayalım. Futbolcular da 3 aydır topa vurmuyorlar. Onlar da bizim gibi tekleyecekler mi acaba maç başladığında? Ya fiziksel anlamda ben çok büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bireysel antrenmanlarına muhakkak kendileri devam etmişlerdir. Çünkü profesyonel hayat nasıl bizim devam etmekte veya sizlerin de devam etmekte olan bir iş hayatımız varsa onların da profesyonel anlamda bu hayat olduğundan dolayı belki yüksek derecede olmasa da belli fiziksel durumlarını güncellemişlerdir. Ha, bu işin bir tek en önemli olan kısmı psikolojik kısmı, yani motivasyon kısmı. Yaklaşık herhalde 3 ay oldu ligler ara verildi. 87 gün falan oldu hocam. Yani 3 işte, gün sonra 3 ay olacak. 3 ay olacak. Zaten başladığı zaman da 3 ay olmuş oluyor. Şimdi tabii yeni sezon başladığı gibi düşünün. Yani futbolcunun sahaya konsantrasyonu, bir de şimdi taraftar da olmayacak. 5 işte, hafta garanti yok. Evet, 5 hafta garanti yok. Konsantrasyonu, tekrar uyum sağlaması muhakkak kolay olmayacaktır. Ama bu sadece A, B takımı değil, bütün takımları etkileyecek bir durum. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz bakalım. Yani. Hocam, pandemi sürecine girerken işte biz Fenerbahçe'yi 9 kişiyle yenmiştik. Konya Spor ritim yakalamıştı Bülent Korkmaz'la birlikte. Ama pandemiden sonra bir araya 3 aylık bölüm girdi. Oynanmayan bir bölüm. Bundan sonraki süreçte Konya Spor ve diğer takımlar nasıl etkilenir? Konya Spor kaldığı yerden devam edebilir mi? Bir de şimdi Trabzonspor'a UEFA yasağı geldi. Evet. Yukarısı da karıştı. Nasıl değerlendireceksiniz bu süreci? Çok karışık bir hal aldı. Yani inşallah bu işte ilk yarıdaki süreç gibi olmaz. Çünkü her milli takım maçın arasında işte yeni başladığımızda sıkıntılı bir süreç oluyordu Aykut Hoca döneminde. Şimdi tabii kapatırken iyi bir galibiyetle kapattık. Hatta işte biraz önce senede program öncesi değerlendirmemizde ihtiyacımız da vardı, zorunlu ihtiyacımız vardı. Zaten o galibiyeti alamasak takım biraz daha olumsuz anlamda etkilenecekti. Şimdi tabii ki
şartlar her takım için eşit. Yani hani olurdu belki Fenerbahçe galibiyetinden sonra Gençler Birliği maçını oynamış olsaydık tabii o zaman moral motivasyon daha yüksek olacaktı. Kazanma ihtimali daha yüksek olarak sahaya çıkmış olacaktık. Ama şimdi tabii ki bu geçen 3 aylık süreçte yani Gençler Birliği takımı da kendine göre hazırlığını yapmıştır. İşte Konyaspor da yapmıştır ama yeni bir başlangıç olacak. Yani artık burada daha önce oynanan galibiyeti veya Fenerbahçe maçındaki galibiyetle en son bıraktığımız yerdeki gibi sahaya çıkmaması lazım takımın. En son yani kalan 8 hafta lig yeni başlıyor gibi o motivasyonla sahaya çıkmış olması lazım. Arkadaşlar insert görüntüleri ve haberler de vardı. İsterseniz önce bir haber verelim. Hangisini verelim? Maç haberini verelim mi? Maç haberini bir verelim. Konya Spor dün antrenman maçı oynadı değerli izleyenler. Onu bir izleyelim, daha sonra değerlendirmeye devam edeceğiz. Pazar günü deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak olan Konya Spor dün kendi arasında antrenman maçı oynadı. Oyuncular Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda yapılan ve Başkan Hilmi Kurluk'la yöneticilerin de izlediği çalışmada ısınma hareketlerinin ardından yeşil ve beyaz olmak üzere iki takıma ayrılarak antrenman maçı oynadı. Bugün izin yapan Anadolu Kartalı, Salı günü Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Gençler Birliği maçının hazırlıklarına devam edecek. Evet, antrenman maçı oynadı stadyumda. Bir hafta sonra da zaten maç oynayacaktı. Ona göre bir ayarlama yaptılar. Hocam, normal maçın yerini tutan bu antrenman maçı. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde tesislerde de bir yeşil ve beyaz takım olmak üzere maç oynadılar. Normal maç temposunu tutturamazlar ama kendi aralarında en azından topa değiyorlar. Temas oluyor, mücadele oluyor. Aynı ritme yaklaşmaya çalışıyorlar. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Teknik ekip son bir haftada iki tane böyle uygulama yaptı. Şimdi fiziksel anlamda dediğim gibi yani illaki o şeyi tabii mücadele her ne kadar profesyonel maç düzeyinde olmasa da yani gösterilen performans ama neredeyse o maç performansı tutabilir ama bunun motivasyonu tabii ki. Yani şimdi Gençler Birliği için sahaya çıktığındaki motivasyonla hazırlık maçı için sahaya çıktığındaki motivasyon kesinlikle aynı olmaz. Ama yani bu artık şey takımların hem profesyonelde hem amatörde maç öncesi yapması gereken antrenmanlardır artık. Yani bunlar artık doğal o futbol hayatının vazgeçilmez unsurlar. Tamamdır. Haberlerden devam edelim isterseniz. Bir haber daha var elimizde hocam. Artık yeni formatta haberlere de ağırlık vereceğiz. Alarm haberi, sarı alarm haberine girelim arkadaşlar lütfen. Konyaspor'da Gençler Birliği maçının öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Serkan Kırıntılı, Skubic ve Ömer Ali'nin kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmaya, Ferhat Öztorun, Marko Yertoviç, Amir Hacıahmetoviç ile Jens Jonsson kart sınırında çıkacak. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Konya'da oynanacak Sivas Spor mücadelesinde forma giyemeyecek. Evet hocam, 3 tane kırmızı kart cezalısı var. Evet. 4 tane de sarı kart sınırında oyuncular var. Elimizdeki listede de onlar yer alıyor. Serkan Kırıntılı Malatya maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza almıştı. İlk maçın cezasını Fenerbahçe maçında çekti. Ertuğrul'la oynadı. Bu hafta Gençler Birliği maçında da ceza çekecek. Büyük ihtimalle Ertuğrul'la oynayacak. Ondan sonraki süreçte Bülent Hoca ve diğer kaleci antrenörü Nezali Boloğlu karar verecek. Diğer iki oyuncuysa sağ bekteki Ömer Ali ve Skubic olacak. Sağ bekte de bir boşluk olacak şimdi. Evet, isterseniz oradan devam edelim. Daha sonra sarı kart sınırındaki oyunculara yer verelim. Şimdi siz hocanın yerinde olsanız, Bülent Korkmaz'ın yerinde olsanız sağ bekte kimi denersiniz hocam? Ömer Ali yok. Skubic yok. Acaba sol bekten Alperi Ferhat'ı mı çekersiniz? Yoksa stoperden Ali Turan'ı mı çekersiniz? Yani burada Alper'i düşünüyorum da ne yapsam bilemedim yani. Yani hırslı olarak Alper daha bence uyum sağlayabilir diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Ya çünkü Bülent Hoca'ya baktığımızda ileri geri koşturan bekleri sever. Ferhat da öyle de Ferhat biraz daha kırılgan yapıya sahip. Alper biraz daha hırslı. O Bayiç'in gol kaçırdı yanılmıyorsam Alanya maçında Çinleri dövmesi, sürekli bindirmesi, gelmesi. Ben de şimdi gitmesi. O maçı canlı izlemiştim Alanya maçında. Evet. Gerçekten Alper orada yani herkesin dövmeli, sahanın içindeydi yani hani çok kendini vermişti ama olmadı. Son dakika gelen bir golle orada mağlup ayrılmışlardı. Ya şimdi burada tabi hoca takımı en iyi analiz eden o. En iyi kararı o verecektir. Yani burada şimdi denk bir kora mücadele olacak. Yani Konyaspor şimdi 2 puan
2 puan üstündeki takım rakibiyle oynuyor. Bu hafta zaten şöyle maçlara baktığımız zaman Cadı kazandı. Tabii Malatya Kasımpaşa ile oynuyor. İşte biz Gençler Birliği ile oynuyoruz. Rize Galatasaray oynuyor. Antep Ankara Gücü ile oynuyor. Yani koro koru mücadele. Burada artık hoca şimdi o motivasyonu muhtemelen çok iyi vermiştir. Burada hani Ferhat olsa veya Alper olsa da ikisi de aynı mücadeleyi sergileyecektir. Burada artık mantalite olarak son kalan 8 haftayı kazasız belasız bize puan ya da puanlarla getirmeleri. O yüzden burada şahıslar çok önemli değil. Muhtemelen futbolcular da bu şeyi anlamışlardır. Yani bu kavramı anlamışlardır. Evet. Ona göre sahaya çıkacaklar. Hocam zaten antrenman görüntüleri de ekrana geliyor. Bayağı hırslılar, mücadele ediyorlar. Evet. Bunlar güncel görüntüler. Çünkü bunların artık bu haftaların kesinlikle telafisi yok. 8 tane maç, final maçı. Bir de zaten bundan sonra da arkadan Sivas maçı var. Zor bir deplasman. Daha sonra da Beşiktaş geliyor buraya. Evet. Başakşehir'le yani, falan da oynayacağız herhalde. Tabii bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Gençler Birliği ile başlamak şu 3 ay aradan sonra bence iyi bir bizim için avantaj. En azından Gençler Birliği'ni yenersek erken final olur. Tabii. Biraz daha rahatlarız. Zaten Fenerbahçe maçını kazanarak o ateş hattından biraz uzaklaştık. Nefes almıştık. Bu 5 maçlık dönem işte fikstür açıklandı ya. Bizim için bir şey de olabilir hocam. 10 puan getirmemiz durumunda koparıp son 3 haftaya rahat girmemizi de sağlayabilir. Bu 5 maçlık dönemde bir 10 puan ya da 8 puan belki çok iyi bir kazanım olabilir. Ya bu ama işte şey olmayacak. Bu kadar kolay olmayacak. Belki şu bahsettiğimiz bu pandemi süreci belki bizim takımımızın lehine de olmuş olabilir. Hani belki o sıcaklığına gitseydi belki hani Fenerbahçe maçının belki motivasyonu vardı ama Gençler Birliği de orada deplasmanda istemediğimiz bir sonuç aldığımız zaman kalan bu 7 haftaya daha zorlu olacaktı. Şu 3 ay takımların hazırlanması ve işte hani 3 ay boyunca hazırlanmamıştır tabii ki de hani mantalite olarak bir rahatlaması, bir durması. Hani düşünün sıfırdan yeni uykusuz yolculuk yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir dinleniyorsunuz. Evet. Yani bir kendiniz mola veriyorsunuz. Uykunuzu alıyorsunuz. Öyle devam ediyorsunuz. Şimdi Kayseri Ankara Gücü bile diyor ki arkadaşlar 24 puan var önümüzde. Bundan 20 puan alsak, 18 puan alsak ligde kalacağız işte. Şu kadar prim vereceğiz size gibisinden muhabbetler dönüyordur. Şimdi o 8 haftalık dilime bakıyorlardır ve her maça 3 puan ya da 2-2,5 puan ortalama tutturmak için yeniden bir bismillah diyebilirler. Tabii burada, şimdi şartlar herkes için eşit oldu. Yukarısı için de aşağısı için de. Ha burada bu tabii Taci Konyaspor'un da lehine olmadı. Dediğiniz gibi bütün aşağıdaki takımlar da aynı şeyi düşündü. Yukarıdaki takımlar da aynı şeyi düşündü. Değişik bir 8 hafta bizi bekliyor. Evet, enteresan olacak yani. Baktığımızda biz Bülent Korkmaz'la yayın yaptığımızda hocam Riyad Bahçı ileride düşünüyorum. Evet. Turam'ı fazla düşünmüyorum işte. Maçın durumuna göre belki çift forvete dönebilirim demişti. Siz Turam'ı nasıl değerlendirirsiniz? Bahçı'yla ikisini oynatır mısınız? Turam'ı kanata çekebilir misiniz? Baktığımızda Bahçı Rangelov'la iyi bir ikili olmuştu ve Rangelov Bahçı'yı iyi besliyordu. Bahçı'nın gol atmasının en büyük nedenlerinden birisi de iyi bir besleyiciydi. Bu dönemde vallahi de o besleyici oyuncuları bulamıyoruz pek ama. Şimdi biz bunu daha önceki programlarda çok değerlendirdik. Yani burada zaten hocanın çok fazla alternatifi yok. Yani Turam da belki büyük umutlarla getirilmişti ama Aykut Hoca döneminde çok fayda sağlayamadı. Bayiş de keza öyle. Yani ben işin açısı burada şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin ama ha Bayiş de başlamış ha Turam'la başlamış. Ben çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani önemli olan şu şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Takımsal anlamda bu 11 kişi o ruhla sahaya çıkarsa forvette kimin oynayıp oynamayacağı çok önemli değil. Yabancı çünkü ikisi de şu anda yeteneklerini yani evet. Turam'ın tabii biz geçmişini bilmiyoruz ama yani ben en azından bilmiyorum. Servisçi bir oyuncu hocam. Şimdi Bayiç'in geçmişini söyle. Biliyoruz. O ruhundan çok uzak. Ama şimdi hani son 8 haftaya o ruhu yansıtarak mücadele ederek çıkarsa Bayiç de olur, Turam da olur. Yani bunu o bilinç eğer aşılandıysa futbolculara çok önemli değil. Çünkü başka alternatif de yok zaten hocam. Birkaç maçlık performansları belli edecek. Evet. 3 aylık süreç yaramış mı, yaramamış mı? Ama hepsinde bir artış vardı. Pik yapmıştı performansları. Yani hı. Şimdi bütün takımlar eşitlendi. Hiçbirisi için ne kötü konuşabiliyoruz ne iyi konuşabiliyoruz. Hepsi kapalı kutu. Kara kutu oldular. Bundan sonraki süreç gösterecek. İnşallah bizim lehimiz olur bu süreç. İnşallah. Yabancı kural hakkında isterseniz biraz yorumlarınızı alalım hocam. Sürekli 6+2'ydi. 6+0+4. 6+4 gibi çeşitli kurallar vardı. En son 14 kişiye çıkardılar. Hatta Galatasaray bir Konyaspor maçında
11 tane yabancı oyuncuyla çıkmıştı. Bayağı yankı yapmıştı bu. Yabancı kuralı sınırsız bir hale geldi. Ama yeni dönemde hocam yabancı sınırını biraz şey yapalım, aşağıya çekelim diyorlar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ayrıca şunu da ektim, daha sonra topu size atacağım. İşte bazı kesimlerde genç oyunculara önem verelim. Yeni süreçte genç oyunculara büyük iş düşüyor. Artık eskisi kadar para harcamayacağız, transferlere para yatıramayacağız. Altyapıdan oyuncuları çıkartalım, üretelim, üretken olalım ve sahaya sürelim, Türk futboluna sunalım diyorlar. Ve bunun akabinde de iki tane oyuncu ya da %10'luk bir dilimi baktığımızda kadroda ilk 11'e sürelim diyorlar ya da ilk 18'e alalım diyorlar. Böyle bir de ortam çıktı. Siz yabancı kuralını nasıl değerlendireceksiniz? Ya kurtuluş reçetesi yazacak olsanız yeni dönem için bu, nasıl bir reçete yazarsınız? Bu biraz böyle deneme tahtası gibi oldu. Çünkü bu zamana kadar geçen süreç içerisinde birçok kere farklı şekillerde değiştirildi. Sınırlar konuldu, sınırlar kaldırıldı. Dediğiniz gibi işte ilk 11'e, ilk 11 değil de ilk 18'e futbolcu yazılma, belli bir yaş grubundaki futbolcunun yazılma durumları vardı. Onlar konuyordu. Ya bu gerçekten şimdi şöyle, yani reçete demeyelim de. Şimdi tabii şu pandemi süreciyle beraber Süper Lig takımlarında bir değer kaybı yaşadı. Bunu geçen ben bir gazetede okumuştum. Hakikaten doğru bir analiz. Şimdi gerçekten bu dediklerimizi biz gerçekleştirebileceksek, sizin dediğiniz gibi hani iyi niyetliyse insanlar, işte altyapıdan oyuncularımız çıksın, altyapıdan oyuncularımız çıksın, biz onları yetiştirelim, işte büyük transferler yaparak, büyük paralar harcayarak yurt dışına futbolcu getirmeyelim düşüncesinde herkes gerçekten samimi ise böyle bir sınırlandırma getirmesi tamamen doğru. Ama şimdi bir yandan bu şekilde düşünülürken bir bakıyorsunuz birçok milyonlar para verilerek futbolcuları getiriyor. Niye? Sebep de işte ya altyapıdan oyuncu yetiştirmenin maliyetinin uzun kapsamda kulübe daha çok maliyet getirdiğini söylüyorlar. Ve hemen istediğimiz sonucu verimi alamıyoruz diyor. Çünkü bugün bir altyapıdan futbolcunun profesyonel takıma kazandırılması böyle bir yılda iki yılda olacak bir iş değil. Yani uzun soluklu bir süreç. Şimdi takıma bakıyorsun, adam şampiyonlar üstteki takımlardan bahsediyor. Hocam yabancılar nasıl yapıyor? Baktığımızda bir Varan örneği var mesela. Ama şimdi onlar 10 yıllık şimdi ama 16-17 yaşında ilk 11'e girmişti. Tamam da 10 yıllık süreç adam. Belki 10 yıllık plan yapıyor. Bizim şimdi düşünün bak biz bunu yaşadık. Aykut Kocaman getirildi. Denildi ki işte artık Konyaspor Aykut Kocaman'a emanet. Uzun yıllar burada kalacak. Bizim dönemimizde Mustafa Reşit Akçay'ı getirdik biz. Neydi oradaki proje? Sadece A takım değil. İşte Anadolu Selçuklu, bütün altyapı uzun vadeli. Zaten hocanın biraz geliş amaçlarından biri de oydu yani. Rıza'yı göster. Şimdi ama biz hep sonuç odaklı bir futbol yaşandığı için ülkemizde 5 hafta sonra, 6 hafta sonra istediği sonucu alamadığın zaman ne yapıyorsun? Reşit Akçay yönetim doğru olarak, kişiydi ama yanlış zamanda geldi hocam. Bak bence doğru zamanda gelmişti. Ama şimdi ona sabredecek bir şeyimiz yok. Futbolcu kitle, taraftar kitlemiz yok. Ha hocam kavgadan, şimdi, dövüşten adam başını kaldıramadı ki. İşe odaklanamadı ki. Ya, o dönemi açmayalım. Yaşananlar öyle. O şimdi evet. Geldiğinde rahat bir çalışma ortamı getirildiğinde getirildiğinde bunları yaşayacağımızı biz bilmiyorduk. Ha ondan sonra geldikten sonra bugün bak pandemi sürecinde birçok kere Süper Kupa final maçını verdi veya evet. Ziraat Türkiye Kupası'nı kabardı her seferinde. Evet her seferinde izledik. Bizim de gerçekten o anları tazeledik. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Avrupa'da da ilk galibiyeti Reşit Hoca ile aldık. Tabii Süper Kupa maçında ve iyi transferler yapan bir Beşiktaş'ı yendik. Kimi yani. Vitoria'yı yenmiştik. UEFA Avrupa Ligi'nde değil mi? Vitoria ile orada berabere kaldık deplasmanda. Burada yenmiştik. Evet burada bir yenmiştik. Bir galibiyet oydu yani. Evet bir galibiyetimiz oydu. Yani şey olacaktı işte son dakikada o makeyle Serkan Hanım şey olmasaydı çıkmıştık yani. Vesaire geçmiş güzel anlarla dolu bizim için. İllaki tabii kötü olanlar da vardır ama biz iyi olanlar daha fazla. Şunu demek istiyorum. Şimdi niye 16-17 yaşındaki yurt dışında çocuk çıkabiliyor veya futbolcu oynatabiliyor? Onlar uzun vadeli yatırım yapıyorlar. Mesela işte 1-2 sene önce Ajax'ın durumunu gördük. Tamamen altyapıdan çıkardığı futbolcular oynadı. Ama bizim ülkemizde bir hocanın ömrü neye bağlı? Alacağı galibiyetlere bağlı. Şimdi bir hoca yani kendi kendine kumar oynayabilir mi? Tamam ben altyapıdan oyuncuyla çıkayım. İşte bu bulunduğum il kazansın, bulunduğum şehir kazansın dediği zaman ne yapacak? 5 hafta sonra gönderdi. Bugün Aykut Kocaman o amaçla getirilmişti. Kaç hafta dayanabildi? Zor dayandı. Yani
belirli süre zaten son 4-5 haftası öyle gitti zaten. Bak hani kendince belki doğru ya da yanlış. Ben gene hani bunları biz eleştirdik de işte transfer yaptırmayalım hani takım kazan. Ben şimdi takım düşmemeye oynuyor. İşte Fenerbahçe maçında eğer Gazara burada kötü bir sonuç alsaydık potadaydık. Ankara Gücü yendi, Kayseri yendi. Potadaydık. Yani potadaydık derken hala potadayız da daha kötü durumdaydık. Onun psikolojik baskısı daha fazla olur. O yüzden hep bunlar konuşuluyor. Ama uygulamada ne yazık ki biz bunu uygulamaya geçiremiyoruz. O da neden? Başarı odaklı ülkemizde spor başarı odaklı. Hocam, başarı varsa da aynısı değil mi? Akademi liglerinde işte hocaya zaten asgari ücret para veriyorlar. Diyorlar ki sen hangi maçı kazandın? İşte 3-4 tane maç kaybedince ya bu hocadan bir cacık olmaz diyor. Altyapıdaki hocayı gönderiyor. Mesela ben sen bu sabretmiyorlar. Spor... Ama hoca ne yapıyor? Direkt şey yapıyor işte çocuklara top şişirmeyi, ondan sonra futbolun hinliklerini öğretiyor. Maç kazanma odaklı çocuklara kötü örnek oluyor. Sen şimdi daha sonra kazanıyorlar ama o futbolcudan bir gelişim sağlanamıyor. Kazanma odaklı çalışıyor. Şimdi dediğimiz nokta orada geliyor. Sen spor camiasının içindesin. Biz uzun yıldan beri tanışıyoruz. Oyun top da oynadın. Şimdi sen Bülent Hoca'nın yerinde olsan şu Gençler Birliği maçına elinde işte ya altyapıdan iki tane de çocuğa oynatmam. Fırsat vereyim diyebilir misin? Oynatmam. Şu an oynatmam ben. O babamın yüzden, oğlu olsa oynatmam. O yüzden bu yabancı kuralını defalarca değiştirdiler. Ama geldiğimiz noktada şu anda işte 14 tane herhalde listeyi yazabiliyorlar. Evet. Ama ilk 11 kişi sahaya çıkarabiliyorlar. Yani bence gerçekten samimi olarak bu iş yapılacaksa sınır konmasında bende fayda var. Ama hocam sınır psikolojik bir şey değil mi? 14 tane açık olsun sen transfer yapma kardeşim. 6 tane transfer yap, 7 tane transfer işte ama yap. İnsanlar, o senin elinde. İnsanlar, değerli 6-7 tane oyuncunu al, diğerini alma. Nokta atışı yap işte hangi bölgeleri belirlediysen. Ya işte al onları koy. Sınır şöyle oluyor belki orada. Şimdi iyi bir futbolcu keşfedersen yurt dışında yani transfer maliyetini belki buradaki Türk futbolcunun maliyetini daha düşük duruma getirebiliyorsun. Yani o şekilde kullanabilir insan. Hani bu da o zaman dursun. Şey rezervlik ya da ikinci bir pilot takım olacak. Ne olacak? 1922 Konyaspor'u birinci lige çıkartacaksın. Oraya futbolcu göndereceksin. Işte uzun oradaki işte siz dediniz ya kaliteli oyuncu denk getirirsem işte kaynatırım şans verin diye. PTT birincilikteki takımdaki oyuncuları şey yaparsın orada hazırlarsın. Değerlendirebilirsin. Ama biz şimdi o pilot takım uygulamasına hala geçemedi. Zaten bu saatte sonra da ben artık geçileceğini de çok düşünmüyorum. Yani o pilot takım mantığıyla yürümedi o takım. Olmadı. Yani orada ne olacaktı işte? İşte akademiliklerindeki futbolcuları oraya çıkaracaksın. Orada profesyonel anlamda evet. Kendini yetiştirmesini sağlayacaksın. Oradan A takımı alacaksın ama o Konya'da gerçekleşmedi. Ya maddi kayıp olarak görülüyor işte. Yani işte bu yani dediğim, mesela, bu dediğim nedenlerden dediniz, biraz dolayı önce işte. Dediğiniz gibi. Mesela altına yatırım gibi. Bugün mesela diyelim 20 bin liram var hocam. Altına yatırayım işte 2 ay sonra bozdurayım ben bunu şey yapayım. Hemen kaç 22-23 bin lira yaparsın bozdursun. Ama uzun vadeli tutarsan o 20 bin lirayı bir sene sonra bozdurursan belki 30 bin lira olacak. 2 sene sonra bozdurursan belki 40 bin lira olacak. Yani altın yatırımı gibi düşüneceksiniz genç oyuncuyu. Alacaksınız unutacaksınız orada 2-3 sene sonra bir bakacaksınız. Aa bir cevher olmuş. İşte doğru takımlarla anlaşacaksınız. Onlara kiralayacaksınız, göndereceksiniz. Bir de tabii bunu ya da kendinde oynatma zorunluluğu da yok. Türk futbolu nasıl? Bunu, sat. Bunu bir anda böyle tabii şey olmaz bir de. Kademeli bir geçiş yapması lazım. Çünkü şu anda kulüplerin sözleşmesi devam eden bir sürü yabancı futbolcuları var. Yani bugün zaten bir anlaşma yapılırken aşağı yukarı 3 yıllık sezon başında yabancı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlanıyor. Hani iyi devam ederse de ne yapıyorsun? Sözleşmelerini yenilerek devam edebiliyorsun. Yani şimdi ben şu sınıra getirdim demek de zaten kulüpleri sıkıntıya sokacaktır. Geçiş olacaksa da bir sınır koyulacaksa da bunu ancak kademeli yapabilirsiniz. Anladım hocam. Gençler Birliği maçına dönecek olursak artık son 5 dakikamız var. Evet. Toparlayalım hocam. Nasıl bir oyun öngörüyorsunuz? Ve şöyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın iyi bir matematik yaparak ligde kalmayı başarmıştı. İşte dışarıda 1 puan, içeride 3 puan matematiği. Ortalama 2 puan yakalanırsa belki ligde kalmak daha kolay olabilir. Öyle bir matematik mi izlenmeli? Yani dışarıda beraberliğe yat, içeride Allah ne verdiyse saldır gibi bir şey olabilir. Ya tabii muhakkak şimdi 8 hafta... Ama gerçi şimdi taraftar da yok. Öyle bir etkeni de kullanamayız. Evet 8 hafta komplike değerlendirilebilecek bir yapıda değerlendirmişti Bülent Hoca. İlla ki bunların karşılarına yazdığı puanlar vardır. Yalnız tabii Sergen Hoca'nın dönemindeki ile şu andaki dönem biraz daha farklı. Yani fikstür anlamında biraz daha zor şu anda Konyaspor'un fikstürü. Çünkü
direkt şampiyonluğa oynayan rakiplerle mücadeleleri var. Yani bu yüzden burada hani şunu eğer demek istiyorsan Gençler Birliği'nden bir puan iyidir belki kaybetmeden diye düşünüyorsan ileriki haftalar için belki iyi olmayabilir. O yüzden Ankara Gücü maçına gittiği gibi Konyaspor'un ikinci yenilik maçıydı herhalde değil mi Aykut Hoca'yla? Evet. O galip geldiğimiz maç. En son uzatma dakikalarında. Evet aynı o mantaliteyle sahaya çıkması lazım. Galibiyet için çıkması lazım Konyaspor'un. Arkadaşlar 19-15'te mi bitirmem gerekiyor? Duyamadım ama. Son 3-4 dakikamız varsa yine toparlayalım. Gelen mesajlar da var hocam. Hasan Basri Kunt öğrenciniz selam var. Selam iletmiş. Bizden de çok selam. Yine Narçacı taraftar grubundan Ertan Soğancı selam göndermiş. Ben de çok selamlarımı iletiyorum. Gelen mesajlar var. Yine Tuncay Sarıpek hocamız burada canlı canlı izleriz diyor. Onlara da selamımızı gönderelim. Artık ligde kalma şansımızı nasıl değerlendireceksiniz hocam? Ona da bakalım. Daha sonra çıkış alacağız. Ya biz yani kalacağımızdan eminim kesinlikle. Hani bu zor bir süreçti. Yönetici arkadaşlarımız için de muhtemelen iyi bir deneyim olmuştur. Biz de çünkü aynı şeyleri yaşadık. İşte nedir bu? Hayat hep hatalardan, ders almaktan ibarettir. Bunlar da deneyimi oluşturur. İşte bu çıkarımlarla hani bir sonraki sezon veya bundan sonraki sezonlarda ona göre planlama yapıp aynı sıkıntının tekrar yaşanmaması adına ders alınacak bir sezon olarak değerlendirebiliriz. Yöneticilere de o zaman şans tanınması gerekiyor herhalde değil mi hocam? Şimdi futbolculara, hocalara biraz daha şans tanınıyor. Yöneticiler hata yapınca yani vallahi şöyle asmamak diyeyim, lazım herhalde. Yani şimdi tabii biraz geçmişe çok da girmek istemiyorum. Bize şans tanımadılar. Biz kendimiz kendimizi bu süreçte gerekli derslerimizi çıkardık ve olağanüstü kongre kararı almaya aldık ve ondan sonra da seçime gittik, arkadaşlara devrettik. Yani biz kendi isteğimizle gittik. Yoksa 3 yıllık süremiz vardı. İşte o da Mayıs ayında yapılacaktı herhalde. Pandemi sürecinden dolayı ertelendi. Şimdi burada tabii hani yöneticiye şöyle illaki hak tanınması lazım ama en azından bu işi de iletişim ortamıyla işte gerekli görüşmeler yapılarak az hatalarla bu işi noktalamak lazım. Yoksa hatasız kul olmaz. İnsan illaki hata yapıyor. Evet. Hani transfer de öyle. Yani işin açıkçası şunu diyeyim ben. Daha önce de buradaki programlarımıza şunu söylemiştim. Sistemi kontrol etmesi lazım yöneticinin. Yani hani al sen bu takımı götür deyip bir kişiye bu devredilmez. İşte biz biraz onu gördük. Tamamen Aykut Hoca'nın kontrolüne bırakılınca takım ne yazık ki işte transferler de onun isteği gibi oldu. Yani her zaman bir P planı olması lazım. Futbolcular elimizdeki mevcut yapı, kadro durmuş olsaydı şu anda bunları yaşamıyorduk. Yani giden futbolculara baktığımız zaman. Yeni dönemlerde tek adamcılık olmayacak artık. Büyük ihtimal kadro da değişir. Yönetim de herhalde bir yapılanmaya gider. İnisiyatif muhakkak çıkar. Yani inisiyatif kullanacak. Her şey çünkü koskoca büyük meblağlı bir takım yönetiyorsunuz. Burada tabii sadece hocanın inisiyatifinde bırakmak sizin kendi ipinizi çekmeniz anlamına gelir. Yani her zaman B planlarınız olacak. Mesela belki o dönem eleştiri almıştık ama hani not ekstra bir şey olarak söyleyeyim. İşte Eto'nun transferiydi. Mesela hoca o dönem çok böyle sıcak bakmamıştı. Biz yönetim olarak bu inisiyatifi aldık ve gerçekten de Eto geldi bize ligde kalmamız adına çok büyük katkılar sağladı. Bu şekilde düşünmek lazım. Yani anladım hoca Yahoviç'i gönder diyebilir ama siz yarın bir olumsuzluk durumunda futbolcunun kalması noktasında hocayı bir şekilde konuşup ikna edebilirsiniz gibi. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sıkıştı yayınımız. Bizden sonra ana haber başlayacak. Evet. Reklamında sarkmaması gerekiyor. Bu arada Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk da önümüzdeki süreçte bu ekranlarda yer alacak. Konya'da ve ulusal basına ilk defa bize çıkacak. Onun sözünü verdi. Ama tek bir şartı var. Konyaspor ligde kaldığı gün yayına geleceğim dedi. İnşallah Konyaspor en kısa zamanda ligde kalmayı garantiler ve Sayın Başkan Hilmi Kullu da burada ya da stadyumda, tesiste bir yerde yayını alırız. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Bizden sonra Rümeysa Zügül ekrana gelecek değerli izleyenler. Günün gelişen haberleriyle karşınızda olacak. Bizden bu akşamlık bu kadar. Ama yine ben bu ekranda kalacağım. Saat 21'de bu sefer Hasan Hüseyin Öner ve Kasım Göçer'le birlikte Futbol Saati programıyla eline boyuna değerlendirmelerde bulunacağız. Mutlu akşamlar diliyoruz. Şimdi yayınımıza ana haber arası veriyoruz. Daha sonra devam edeceğiz.
Adem Bulut İnşaat'ın sunduğu akşam sporu sona erdi.